Evet sevgili gençler hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Red Black Tree yani kırmızı siyah ağaçlar ile ilgili çok güzel bir soru çözümü yapacağız. Tam sınav ayarında bir soru olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada bizlere ne diyor? Ekleyin diyor arkadaşlar boş düğümleri ağaç oluşturacağız yani bu düğümleri ekleyerek. 10 sayısını, 20 sayısını, 30 sayısını ve 15 sayısını ekleyeceğiz. Tabii biz bu ekleme işlemlerini sırayla ve kırmızı siyah ağaçlara uyum çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk başta 10 sayısını eklememiz gerekiyor. Ben şimdi 10 sayısını bakın şuraya ekledim. Neden siyah oldu? Çünkü kök düğümdür. İlk başta bir şey yoksa root olur ve root düğümün rengi siyahtır. Şimdi ekleyeceğim düğümler kırmızıyla gösterilir arkadaşlar. Burada bakıyorum 20 sayısını eklemiş. 20 ondan büyük o yüzden sağına eklenir arkadaşlar. Sağına ekledim. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Gayet düzgün gidiyor. İki tane kırmızı arka arkaya gelmedi. Sonra bana ne diyor? 30 sayısını ekle. Bakıyorum 30 ondan büyük. Aşağı indim. 20'den büyük. O zaman 30 sayısını buraya eklerim. Fakat görüldüğü gibi bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Bu sıkıntının nedeni nedir? İki tane kırmızı düğüm arka arkaya gelmiş. Böyle bir şey olamaz. Sağ sağ durumu olmuş. Sağda baskınlık kurmuşlar. Biz bunları hemen sola kaydırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bakın onu sola kaydırıyorum. 10 buraya gelir. Bunun dışında şöyle yapalım. Önce renklerini düzgün çizelim. Sonra kafamız karışıyor. Bakın adım adım açıklayalım. Önce 20'yi çizelim. Şimdi 20 yukarıya geldi. Tamam. 30 buraya geldi. Tamam. Onun rengi siyahtı. Bakın onun rengi siyahtı. Fakat şimdi de bir tuhaflık oldu. O tuhaflık nedir arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Bizim kök düğümün siyah olması gerekiyordu. E fakat burada kök düğüm görüldüğü gibi kırmızı verilmiş. O yüzden biz burada ne yapıyoruz? Bunun rengini çünkü rotasyon işleminden sonra eğer düzgün olmasa yeniden renklendirme işlemi gerçekleşir arkadaşlar. Biz burada 20'nin rengini siyah yapmak zorundayız. Bu 10 yeni eklenen düğüme dönüştüğü için onu da biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kırmızı yapıyoruz. Şöyle kalemi alalım. Evet. Bu şekilde oldu. Şöyle çizelim. Sizler için daha iyi olsun. 20, 30, 10 biçimde oldu. Şimdi bir başka ekleme işlemini yapacağım. 15 sayısını ekleyeceğim. Şimdi 15 sayısını ekleyeceğim için ne yapacağım? Tabii kırmızı renkli kalemle ekleyeceğim. Şöyle oklarımızı da çizelim. Şimdi 15 sayısı 20'den küçük bir sayı. O yüzden 20'nin soluna eklenir. Fakat 10'dan büyük olduğu için onun sağına eklenir. Bakın büyükse sağına ekleniyor. 15'i ekleme işlemini gerçekleştirdik. Fakat bakıyoruz şimdi ne oldu? Burada kırmızı düğümler fazla oldu biliyoruz ama öncelikle şuna bakmak, rotasyondan önce şuna bakmak zorundayız. Burada amca çocuk ilişkisi var. Yani amcamız var bakın. 15 sayımız bizim sayımız. Bunun babası 10, dedesi 20. 15 sayısının amcası da 30. Eğer amca kırmızı ise bakın neydi kuralımız? Eğer amca kırmızı ise yeniden renklendirme işlemi yapılır. Bu renklendirme işlemi nasıl yapılır? Dede kırmızıya boyanır diyor kural bize. O zaman ne yapıyorum? Dede'yi kırmızı yapıyorum. Bakın tamamen kuralları adım adım uyguluyorum. Aslında çok basit arkadaşlar. Dede'yi kırmızı yaptım. E, çocuk zaten kırmızı. Babayla amca siyah yapılır. Kural budur arkadaşlar. Babayla amca siyah yapılır. Yani 20'yi eklemiştik. Sonra onu ekliyorum. Ve 30'u ekliyorum. Bakın yine bir sıkıntı var. Şimdi artık son işleme geldik. Bu sıkıntı neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu sıkıntının kaynaklandığı değer ise kök düğüm her zaman siyah olmalıdır. E bakıyoruz. Burada köktüğüm siyah mı? Hayır. Kök düğüm kırmızı. O zaman onu da düzelteceğiz. Bakın bir önceki kuralda rengini değiştirmemize rağmen bizim kök düğümümüz olduğu için tekrardan rengini değiştirir. Burada sizi daha iyi görün diye detaylı bir biçimde red black tree ile ilgili bu örneği açıkladım arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bununla ilgili bir örnek daha yapacağız. Fakat onu bir sonraki videoda yapacağız. Video çok fazla uzamasın, sizler de sıkılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım anlamışsınızdır. Eğer anlamadığınız bir yer varsa mutlaka yazın arkadaşlar yorum kısmına. Çünkü yorumlarınız çok önemli. Anlamadığınız yer varsa öyle pes etmeyin, yapamam diye. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.